Evet, merhabalar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım herkes iyidir. Güncel bir Bitcoin altcoin analiziyle beraberiz. Daha önceki videoda arkadaşlar, bir önceki videoda detaylı olarak altcoinler ne zaman yükselecek vesaire bunları konuştuk. Artık bu soruları sormamanızı bekliyorum. Bu soruların cevabını çok net, yani piyasadaki en iyi analistten daha iyi bildiğinizi tahmin ediyorum arkadaşlar. O yüzden bu videoda genel olarak bir piyasanın güncel durumu, düşebileceği, yükselebileceği alanlar, benim kişisel tahminim vesaire bunları konuşacağız arkadaşlar. Şimdi bir başlayalım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin, yani özellikle demiştim ya, herkes nefesleri tuttuğu an aşağı saldı. Ben bunu kötü bir olay olarak görmüyorum. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şu an bu seçimden korkuyorum. Hatta ben bu seçimi Kamala Harris'in kazanmasını istiyorum bak. Yani çünkü ya bu haberde al gerçekleştiğinde sat olayının gerçekleşmesini istemiyorum. Yani şu an biz bu piyasanın Trump'a odaklanmasını, sanki Trump olmasa piyasa hiç yükselmeyecek, o boğa gelmeyecek anlayışının son derece yanlış olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu tür şeyler piyasayı ciddi anlamda şekil ağda gözüktüğü gibi manipüle eder. Yani işte bir anketlerde Harris ona öne geçti gibi bir şeyler oldu. Aşağı vurdu yani. Yani bu seçime odaklı bir piyasa doğru bir piyasa değil arkadaşlar. Bu bakış açısı doğru bir bakış açısı değil. Yani Kamala Harris gelse de ben piyasaya çok negatif bir şey olacağını düşünmüyorum. Ha, en fazla bir düzeltme yapar. Yani Bitcoin için zirve yenileme tarihi, yani Kasım'ın 20'sinden Aralık ayı içerisinde olması lazım. Yani Kasım'ın başında bizim zirve yenilemememiz lazım. Kasım'ın başında biraz altcoin'lere hareket gelmesi lazım. Dominansın bir tık gevşeyip vesaire. Ondan sonra işte dominansın tekrar güç alarak Bitcoin'e yükselmesi lazım. Yani bunları çok konuştuk sizlerle. Şimdi kısa vadeli destek olarak ilk etapta arkadaşlar şu 71.000 bandını vermiştik. 71.100-200 bandı. Buradan ilk etapta bir tepki vesaire aldı. 71.500 vesaire oralardan tepkisini aldı. Sonra ne oldu arkadaşlar? Aşağı vurdu. Bak nereye kadar tam? 68.800. Sonra tekrar geldi 71.300-500 bandını denedi. Tekrar aşağı vesaire. Yani bu 68.800 desteğini çok fazla yıprattı ve şu an için bunu aşağı doğru kırdı arkadaşlar. Şu an içinde saatlik grafikte direnç olarak çalışıyor. Haftalık kapanış, özellikle haftalık kapanış bu 68.800 üzerinde olursa bugün gece saat 3'te çok güzel olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim, güzel olur. Nerenin altında olmaması lazım? Yani şöyle 67'nin altında bir haftalık kapanış çok istemiyoruz arkadaşlar. Yani kısa vadeli bu yükseliş trendinin devam edebilmesi için 68.800 üzerinde günlük kapanışa ihtiyacımız var. Haftalık kapanışa ihtiyacımız var. Hafta içerisinde bu tür düşüşler, yükselişleri normal karşılarız ama kritik seviyelerin üzerindeki haftalık kapanışlar çok güzel olur. 67.000'in altında haftalık kapanış yapmadığımız sürece de çok negatif değil, normal, ama 68.800 üzerinde haftalık kapanış tadından yenmez. Şimdi 68.800'ün altında kalırsak arkadaşlar kademeli olarak 66.100 burada ilk destek alanı, ondan sonra 64.500 arkadaşlar. Bakın genel olarak benim destek dirençlerim ilk denendiği anlarda güzel tepkiler verir. Aşağı veya yukarı yönlü. Bunu takip edebilirsiniz. Yani bunu geçmiş grafiklerden de görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Yani ben bu çizgileri yaklaşık 7-8 aydır değiştirmiyorum. Aynı, stabil kalıyor. Piyasanın olası çok sert düştü hocam. Çok sert düştü. Joseph kutun neresi? Senin her düşüşte bu Joseph kutun var. 58-59 bandı arkadaşlar. Gene benim için. Yani bakın geçenki 72'lerde 73'lerdeyken de ben bunu söylüyorum. Kimse o sıra ciddiye almıyor. O zaman da demiştim ki şuradaki kırmızı kutumuz kritik alan. Joseph kutumuz 58-59. Yani dediğim gibi illa gelir demek değil bu. Ama gelirse de panik yapmam, normal karşılarım. Ben bunu daha önce 73.000'de ilk ATH'ye denendiğinde söylediğimde kimse şey yapmıyordu. 51-52 arkadaşlar diyordum. Denenebilir, %30'luk düşüşler normal karşılayın diyorduk. O sıra kimse ciddiye almıyordu. Sonra denenince herkes öldü bitti. Vesaire. Yani şu kademe olarak desteklerimiz bunlar. Dirençlerimizi de söyledim. Zaten en önemli direnç eski ATH seviyemiz, yani 73.700-800 bandı. Borsadan borsaya değişiyor bu arkadaşlar. Yani 700-800 artık, ama siz Binance'ı baz alın. Bu tür durumlarda daha sağlıklı olur. Binance'da yenilendi yani, tamam. Günlükte RSI'de bir yükselen trendimiz var değerli dostlarım. Daha önce de bahsetmiştim. Ya bu kırılmadığı sürece de çok korkacak bir şey yok. RSI'da yani şöyle söyleyeyim. 49, yani 50 de diyebilirsiniz her gün, çünkü trend yukarı doğru kayıyor. Direkt 50 de diyebilirsiniz buna. Sonra başka arkadaşlar şöyle neden mesela hocam şey diyorsun sen? Şimdi mesela şuradan bir açayım ben. Eski grafiklere. Şu eski grafikleri oynatma işini ben çok seviyorum ya. Yani unutmuyorsun. Dönüp bakabiliyorsun ne demişsin, ne yapmışsın. Yani şuradaki W falan geldi. Yani şurada şey vardı mesela. Kanal yapısı ne durumda, ona bir bakalım. Mesela kanal yapısında da işte dediğim gibi yani retestler falan gerçekleşiyor. Çok sıkıntılı gözükmüyor. Bitcoin analizi lazım bize. Ya şurada direkt Bitcoin mesela şurada bence şey olması lazım. O sanki vardı zaten. BTC, USDT varmış. Ama öyle değil işte. Tamam. O zaman şöyle yapacağız mecbur. Direkt BTC etiketi var mı acaba? Yokmuş. BTC USD diyor. Ben bazen USD'den de paylaşım yapıyorum. Yok, bunlar çok eski veriler. 2021'ler. Ha, Bitcoin diyor direkt. Ha, şeyi aramak istiyorum. Burada bir şey vardı. Onu göstermek istiyorum. Hatta görmek istiyorum ben de. Mesela baksana kaç, ne zaman? 2021 Mayıs vakit daralıyor falan filan. Haziran vakit daralıyor. Mesela vakit daralmış, ne olmuş? Şu an bunu bir merak ettim görünce. Bir bakayım. Oynatmadım. Bu kadar eski oynatmıyor mu acaba? Neyse. Yani düşen bir trend paylaşmıştım ben daha önce Bitcoin'de de. Onda son durumda ben de onu merak ediyorum arkadaşlar işin doğrusu. Burada muhakkak takip edin arkadaşlar. Ben çok önemli grafikleri zaman zaman altcoin'lerde, zaman zaman işte Bitcoin'de, dominansta vesaire buradan sizlerle paylaşıyorum. O yüzden bence burayı takip edin. Neyse biz tekrardan buradan çizelim arkadaşlar trendimizi. Şöyle bir düşen trendimiz vardı. Eski 73 günden gelen, yaklaşık 5-6 aydır gelen. Bakın daha önce burada fake'ler atıldı arkadaşlar. Fake'ler atıldı bak. Fake attı. 69'a gidiyor derken bir anda 65'lere düşürdük. En son güzel kırdık. Bakın işte görüyorsunuz. Yani bak milimetrik buradaki düşen trend test edildi. Bu gayet normal karşılamak lazım. Tabii ki başka verilere de bakacağız. Sadece bu veriye bakmak doğru bir bakış açısı olmaz değerli dostlarım. Dolayısıyla hani diyorum ya 68.800 üzerinde kapanış çok güzel olur. Çünkü neden? Daha önce şurada fake attığımız yerin az tık kapanışının yukarısına tekabül ediyor 68.800. 67.000'in altında da kapanış yapmayalım istiyorum. Bunların hepsi burayla ilgili arkadaşlar. Şimdi şu indikatörler bazında vesaire bir bakalım. Şu an günlükteyiz arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. Günlükte RSI'de bir negatif uyumsuzluk yok. Onu geç. Golden Range Fibonacci'de zaten geçen bakmıştık. Orada sürekli bir değişik olmaz. Dead Cross, Golden Cross'ta Golden Cross'u aldığımızda zaten al sinyali diye sizlerle paylaştım ve güzel bir yükseliş yaşadık arkadaşlar. EMA Ribbon benim en çok sevdiğim indikatör. Burada EMA Ribbon'un alt destek noktası arkadaşlar 65.300. Her gün biraz yukarı veriyor. Günlük takip ederiz bunu. 65.300 bandı arkadaşlar. Yani olası bir sert geri çekilmede diyeceğiz ki aman 65.300 altında kapatmayalım günlük. Günlükte Bollinger orta bandından destek bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Dead Cross, Golden Cross olayı. CI günlükte hala alt sinyali yakıyor. Onda bir sıkıntı yok. Günlükte EMA 10'u biraz kırmışız. EMA 20'den destek almaya çalışıyoruz. EMA 20'nin altındaki kapanışlar bizler arkadaşlar 65.600. Yani bu 65.300, 65.600 bandı bizim için bir tepki alanı olur. Eğer düşüş gelirse, inşallah gelmez. Haftalık kapanıştan sonra tekrardan güzel bir yükseliş yaşarız. Şimdi haftalığa bir gelmek istiyorum. Dediğim gibi haftalık kapanış var. Ben şimdi bakın arkadaşlar hatta 68.000 ya işte borsadan borsaya değişiyor ama o 68.800 düz 69, yani 69 üzerindeki günlük kapanış tadından yenmez. Bak tadından yenmez. Yoksa bu ne olur biliyor musun? Şu an bize fake attılar demektir. Fake attılar demektir arkadaşlar. Yoksa 69.000'in altındaki haftalık kapanışta. Onun dışında EMA Ribbon'a bir bakalım. EMA Ribbon'un en alt destek noktası arkadaşlar 63.000, en üst destek noktası 63.400. Onun altında da 55.000 var. Ama dediğim gibi her hafta yukarı veriyor. Olası bir geri çekilmede bunu size tekrar bildiririm. Bollinger üst bandını denedik. Bir red yedik. Orta bantı nereye tekabül ediyor? 62.000 bandına değerli arkadaşlarım. Yani şöyle söyleyeyim mi? Yani 69 üzerinde böyle güzel bir haftalık kapanış. Ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta vesaire artık. Kapanış gelmezse kademeli olarak arkadaşlar bu sizlere paylaştığım destek noktalarını test edebiliriz değerli dostlarım. Onun dışında aylıkta son duruma bir gelelim. Bak aylıkta bir negatif uyumsuzluk vermedik. Bu güzel bir şey. Vermedik. Bu güzel bir şey. Onun dışında aylıkta hareketli ortalamalara baktığımızda veya işte EMA 10 61.000 62.000 bandına tekabül ediyor. Bollinger ne durumda aylıkta? Aylıkta zaten Bollinger orta bandını hiç denemedik. Bu gayet güzel bir şey arkadaşlar. E-mail bunda da çok büyük bir sıkıntı yok. Orada da durum normal. Aylıkta da arkadaşlar yani güzel bir aylık kapanışı yaptık mı? Yaptık hocam. Yaptık. Ama şöyle bir bak, daha önceki aylık kapanış yerlerimizin arası 71.100. 71.100 üzerindeki aylık kapanışlar gerçekten tadından yenmez. Yani Ekim ayını bence güzel kapattık. Çok kötü bir Ekim ayı kapanışı değildi. Şimdi birazdan Kasım ayına da değineceğim ben. Onun dışında değerli dostlarım, dominansa bir geleyim. Dominans 60 seviyelerin üzerine çıktı. Benim bir analizim vardı. Yani tahminim 58-60 arası zirve olur dominans. Eğer burası zirve olmazsa dominans da 60-62 alanında bazı rakamlar vermiştik. Şimdi onlara bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın, dominans da zaten şu yeşil çizgi ne zaman çıktı? 2022'nin Temmuz'unda çıktı. Her ay aşağı doğru eğim veriyor. Şu an 62-50. İşte benim tahminim de biraz ondan yönüydü. Hani bir iki ay böyle bu çizgi aşağı doğru iner, 62 olur diye düşündüm. Tepe noktası. Onun dışında şöyle EMA ribbon'ı bir açayım. EMA ribbon'da son durum ne? İşte EMA ribbon, yani beni şu korkutuyor. Yani tam anlamıyla aylıkta bir al sinyali tarihte ilk defa gerçekleşebilir EMA ribbon bazında, ama diğer taraftan baktığımızda da aylıkta dominans tarihi seviyelerini görüyor. Şimdi hocam ne alaka? Bunun tarihi seviyesi işte nereler? 90'lar, 70'ler, 80'lerde. Ama şimdi sen geliyorsun 60, 62, 65 bandına tarihi seviye diyorsun. Onun sebebi Erasay'dan dolayı diyorum. Erasay'da Bitcoin dominans tarihinde hiç bu seviyeleri görmedi arkadaşlar. Baksana tarihinizde gördüğü en yüksek seviye 62 bandıydı Erasay'ın. Ama şu an 70'lere geldi. 3 aylığa bir gelelim. 3 aylıkta da işte daha önce ben bunu detaylı anlatmıştım zaten. Şu an mesela bak EMA ribbon 3 aylıkta bir zirve olabileceği alanı deniyor arkadaşlar. Diğer 3 aylık kapanışa daha 1,5-2 ay var. Neresi burası? 60-62. Yani bu 60-62 bandı. Benim tahminime göre bir yanılma olmasa dominansta zirve alan olur. Şimdi bir altcoin'lar adına takip ettiğimiz diğer grafikte biraz sıkıntılı bir durum var mı yok mu? Şimdi bakalım o grafik arkadaşlar. O tür dominans arkadaşlar. Tabii ben sizi lafla oylamaya çalışırken onu arıyordum. O tür dominans çok önemli bir de alana geldi. Bakın o tür dominansın arkadaşlar haftalıktan açarsam daha net görebileceksiniz. Haftalıkta şöyle baktığımızda bakın 2016'dan beri yükselen bir trendi var. Bunu işte 2016'da, 2017'de çok sık deniyor. Daha sonra 2020'de deniyor. Daha sonra 2023'ün Mayıs ayında deniyor ve şu an deniyor arkadaşlar. Şimdi buranın yani şöyle söyleyeyim. Çok ince, yani fake'leri almayacaksanız bu haftalık kapanış 9-10'un altında geldiğinde bu kırıldı demek lazım. Ama ben şurayı da baz alıyorum, bakın şu alanı da baz aldığım için bunun en alt bandı arkadaşlar 8.80-8.82 bandına falan tekabül ediyor. Ya bura kırılmadığı sürece çok aşırı panik yapacak bir şey yok. Ama size güzel bir şey daha söyleyeyim mi? Haftalık kapanış böyle 9 bandında falan gelirse, bak gelirse demek lazım diyor ya. Güzel bir pozitif uyumsuzluk verecek haftalıkta. Haftalıktaki pozitif negatif uyumsuzlukların tadı yenmez. Bunu ben zaten size arkadaşlar bir sonraki videoda gene söylerim, ama eğer o tür dominans bu şekilde bir kapanış yaparsa pozitif uyumsuzluk verecek ve güzel bir yükselişe hazırlanıyor demektir bizim için. Onun dışında işte USDT dominans, hani takip edin vesaire dedik ya, namussuz gene geldi yükselen trendin üzerine atmaya çalışıyor. Ya bunun 5.25 altında kalması lazım. 5.25 altında kalması lazım. Yoksa bu USDT dominans bize rahat vermeyecek arkadaşlar. Bize gün yüzü göstermeyecek. Yani şimdi benim şunu da söyleyeyim. Benim USDT dominansta böyle ikili seviyeleri falan tekrar göreceğimiz beklentisi yok bende. Çünkü arkadaşlar piyasa büyüdükçe piyasaya bakın. Tether'in yükselmesi, Tether'in işte dominansın yükselmesi her zaman negatif algılanıyor. Ama şunu unutmayın. Piyasa yükselirken de piyasaya işte alım satımları karşılamak için çok ciddi anlamda Tether basılır. Yani şu an için Tether basımı bizim için negatif tabii ki. Ama arkadaşlar bakın 3-4 ay sonra inşallah beklediğimiz senaryolar gelirse zaten sık sık göreceksiniz. İşte 1 milyar Tether basıldı ama piyasa deli gibi yükseliyor. 2 milyar Tether basıldı ama piyasa deli gibi yükseliyor. Bunun bir de böyle çok ince bir ayrıntısı var. Bunu çoğu zaman duyamazsınız arkadaşlar. Şu senaryoda, şu an yaşadığımız süreçte Tether'in yükselmesi bizim için negatif. Ama pozitif olacağı döneme de gireceğiz inşallah. Güzel bir durum var. Şu an mesela Tether dominasyon retest de yapıyor diyebiliriz düşüş trendini. Çünkü mesela şöyle bir grafik var arkadaşlar. Erasa'daki yükselen trendini kırdı. Dediğim gibi bizim bunda rahat edebilmemiz için Tether dominasyonunda arkadaşlarım, dostlarım 5.25'in altında kalıcı olması lazım. Şu an mesela takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta yaptığımız işte büyük ihtimal salı çarşamba yaparız. O gün yaptığımız videoda ben gene konuşurum. Bunun yükselen trendi devam ediyorsa bizim için sıkıntı. Sıkıntı demek. Ethereum BTC ya kardeşim, senin amacın ne? Amacın ne? Sürekli pozitif uyumsuzluk veriyorsun. Bir türlü yükselmiyorsun. Ya yükseldiğinde çok deli bir yükseliş sergileyeceksin. Ethereum bir anda 7-8 bin dolara gidecek 2-3 hafta içerisinde. Ya da senin artık selan okundu. Ben ilk senaryoyu olacağını düşünüyorum şahsen değerli dostlarım. Buradaki kırımlar vesaire daha bir video önce konuştuğumuz için şu an tekrar girmiyorum. Total 2 altcoin, Bitcoin hariç altcoin'ların grafiğinde yükseliş trendi şu an için kendini devam ettirmeye çalışıyor. Ama bizim için en önemli grafik Total 3 yani Ethereum vesairenin çıkarıldığı grafik arkadaşlar. Burada da dediğim gibi şu an için arkadaşlar yani çok kısa vadeli destek Total 3 ile 572 milyar doları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Likidasyon haritalarında geçenki videoda konuştuğumda 68.000'in bir tık altı bir düşüş gelebileceğini bahsettim arkadaşlar. Çünkü bu grafikte o zaman baktığımızda şuralarda çok ciddi bir likidasyon alanı vardı. Şu an gitti. Yukarı doğru ortalama işte nereden başlıyor? 69.200'den başlayıp yani 70.500 diyelim biz ona. Oraya kadar bir likidasyon temizliği yaşanabilir. Bunu da haftalık kapanış belirleyecek. Haftalık kapanışı takipteyiz. Yarın bir tweetle ben size zaten haftalık kapanışın son durumunu bildiririm. Videoda konuşmuştuk ne oldu falan tarzında. Yani buradan düşse yani artık şeyden en kötü 67.600, 67.500, 67.200'ler denemek isteyebilir. Çünkü şunu yapmak istiyorlar bazen. Mesela yukarıda likidasyon birikti ya da aşağıda. Ben şu an için yukarı için anlatıyorum. Ne yapıyor? Biraz daha aşağı vuruyorlar ki burada daha fazla likidasyon biriksin. Daha sonra buradan daha fazla para toplayalım. Tamam mı? Bunu daha önce de gördük. İşte 71'de 72'de son likidasyon alanıydı. 73'e gitmeden önce 73.400'e gitmeden önce tüm buradaki likidasyonları aldı. Ama ne oldu? Aşağıdaki short biriksin diye, short likidasyonu biriksin diye geldiler. İşte long likidasyonu biriksin diye geldiler. 73'e kadar bunu götürdüler ki likidasyon alanı biriksin arkadaşlar. İstedikleri şey aslında bu değerli dostlarım. Bunun dışında başka böyle burada bahsedebileceğim bir şey yok. Korku ve açgözlülük endeksi çok daha bizim böyle boğa için beklediğimiz alanlarda değil ama sürekli düzeltmeler yiyebileceği alanda işte 70-80 bandında genelde korku ve açgözlülük endeksinde düzeltme alanları oluyor arkadaşlar buralar. Bitcoin ETF'lerde aslında son bir haftadır şu son cuma gününü saymazsak çok güzel girişler, efsane girişler. Hatta dedim ulan acaba zirve mi geliyor ya? Zirve mi geliyor işte Bitcoin ETF'inde? Gelmedi. Tekrardan çok eksi 54 milyonluk bir eksi yedi. Çok önemli değil. Yani bizim aslında burada altcoin yatırımcısı olarak görmek istediğimiz Ethereum ETF'lerin de aynı şekilde talep olması. Şu an burada bir talep alanı yok maalesef değerli dostlarım. Başka sizlere buradan neler bahsedebilirim? Bakıyorum şöyle bir grafiklerime. Total Ethereum BTC bahsettik. Total 2, Total 3 tamam. O tür problemler tamam. Bunları takip edelim. Ben dediğim gibi şu an için haftalık kapanış yani 69 üzerinde olursa çok güzel, efsane. 67.000, 67.500'ün altında gelmeyen bir haftalık kapanışta da panik yapacak bir şey yok. Yani 67.000, 67.500 ile 69.000 arasındaki haftalık kapanış normal. Yani üzerinde gelirse efsane, altında gelirse sıkıntıdayız. İşte kısa vadeli destek olabilecek alanlar bunlar, likidasyon haritasına burada dikkat edelim. Gene farklı bir şey olursa ben zaten Twitter'dan, Telegram'dan duyururum. İstanbul Borsası'na bir geçelim. Burada da takip edenler var. Ben şunu net olarak söyleyeyim. 2025 yılı içerisinde İstanbul Borsası'nın çok rahat şuradaki yatırım tavsiyesi olmadan GAP boşluğunu bir dolduracağını düşünüyorum. 10.400'e kadar gidiyor. Onun dışında arkadaşlar şurada baktığımızda İstanbul Borsası'nın pozitif uyumsuzluğun daha ciddi bir yükselişinin gelmediğini düşünüyorum. İlk etapta 9.500 daha sonra arkadaşlar 10.100 daha sonra 10.500 2025 yılında da İstanbul Borsası için güzel olacağını düşünüyorum. Gram altın bak tam olarak 2023 yılında 2024 yılı için verdiğimiz hedef alanına giriş yaptı. Buralarda biraz devam ediyor. Bakalım Kasım ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi var. Bu faiz indirimi gerçekleşirse gram altında, borsada, gram gümüşte yukarı yönlü güzel hareketler görebiliriz. Gram gümüşte de 35-40 bandı hedef alanımda. Buraya geldi. Normal takılıyor. Bunda yani şu an gram altın, gram gümüş normal düşüşlerini yaşıyor. Hani %2, %3 daha ekleyebilir bu düşüşleri. Burada da çok panik yapacak bir durum olmadığını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan kişisel görüş olarak. Anlatabileceklerim bunlar. Video like ve yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz.